Değerli Esrarengi izleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Dördüncü programımızla karşınızdayız. Bu hafta, geçen haftaki programımızın devamı olarak Dünyanın İyiliğinin ikinci bölümünü izleyeceksiniz. İsterseniz geçen haftaki bölümümüzü hatırlayalım. Geçen hafta Dünyanın İyiliği derken biraz su konusuna, biraz da atıkları nasıl değerlendirebileceğimiz konusuna değinmiştik. Hem bireysel olarak evlerimizde, çocuklarımızla, ailemizle hem de daha geniş çerçevede, şehrimizde neler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Suyu nasıl verimli kullanmamızın daha doğru olabileceğine dair fikirler yürütmüştük. Tabii bir programa sığmadı bu konu. Dünyanın iyiliği oldukça büyük bir konu. O yüzden bu haftada toprak ve ağaç konusuyla devam etmek istiyoruz. Ne dersin Esra, nasıl başlayalım? Evet, öncelikle merhaba herkese. Geçen hafta da hani demiştik ya su için, sanki her musluğu açtığımızda su akacak ve akmaya devam edecek demiştik. Toprak için de aslında benzer bir şey var sanki. Öyle bir algımız var. Yani toprak deyip geçiyoruz belki, çünkü baktığımız her yerde sanki toprak var. Aslında öyle değil, hani biraz derinlediğimizde, çünkü sadece bir santim toprağın oluşması bile ortalama 1000 yılı alan bir süreç demek aslında. Ki bu sadece hani 1 santim toprak. Ve aslında verimli ve tarım yapılabilen bir toprak içinde yaklaşık 60 santim gerekiyor. Bunun içinde 20 bin yıla yakın, yani ortalama 20 bin yıl gibi bir süre gerekiyor. Yani o toprak deyip geçtiğimiz şey aslında böyle uzun ve zorlu bir süreçten sonra ortaya çıkıyor. Tabii toprak temelde bize gıda sağlayan da bir şey. Yani pek çok başka faydasının yanında. Ama bunun içinde toprağın canlı olması gerekiyor. Ama yani biz çevreyi kirleterek ya da başka türlü şeyler yaparak toprağı öldürüyoruz aslında. Yani o toprağın içindeki mikroorganizmaları, onu canlı yapan şeyi ortadan kaldırıyoruz. Yanlış tarım uygulamalarıyla dünyayı ve çevreyi kirleterek aslında o toprağa böyle bir zarar veriyoruz. Yani tabii toprak aslında sadece tarımda değil, günlük hayatta değil. Hani, yani bizim felsefede de, inanç sisteminde de böyle yeri olan bir olgudur aslında. Ama işte hep gördüğümüz, çok gördüğümüz şeylere nedense biz çok fazla kıymet vermiyoruz galiba. Ve işte o toprağı öldürmemek gerekiyor. Yani o gıdamızı alabilmek için ondan. Ya da o ağaçların toprakta yeşerebilmesi, büyüyebilmesi için. Ağaç deyince mesela benim aklıma yalnız ardıç geliyor. Bizim şimantifer çocukları serimizde de bir ağacımız vardı. Yalnız ardıç ağacı. Hatta o kasabaya da adını vermişti ağaç. Yani böyle semboller de vardı değil mi? Şehirlerin, bölgelerin. Anıt ağaçlar vardır mesela. Hani, özellikle zeytin ağaçları böyle, hani 1000 yıl kadar yaşayabilirler. Hani bizden çok uzun yaşarlar. Bu noktada da ağaçların zaten dünyanın çevrenin için önemli malum. Toprağa iyi bakalım ki yani ağaçlarımız da büyüsün, yeşersin, iyi olsun. Bu arada tabii tema... Yalnız ardıç dedin az önce. Daha önce seninle konuştuğumuz bir döngü hikayesi vardı. Ondan da bahsetmek ister misin? Evet. Yalnız ardıç ve ardıç kuşu ile ilgili. Yalnız ardıçların, evet, yani bir ekosistem var ya, hani aslında her şey, dünya üzerinde her şey birbiriyle bağlantılı, birbiriyle alakalı. Yani hakikaten hiçbir şey boşuna değil. Ardıç ağaçlarının neslinin devam etmesi ardıç kuşlarına bağlı aslında. Zaten ismi de onun için ardıç kuşu. Ardıç kuşları ardıç ağaçlarının meyvesini yiyor, tohumlarını yiyor. Ve o tohumları önce sindiriyor, daha sonra tekrar toprağa bırakıyor.
Ve o şekilde zaten o tohumlar ardıç kuşunun midesinden geçtikten sonra toprağa bırakıldığında yeniden çimlenip işte bir yeni bir ardıç ağacı oluşabiliyor. Ardıç kuşları olmazsa ardıç ağaçları olmuyor. Belki ardıç ağaçları olmazsa ardıç kuşları da olmuyor. Yani arılar için Einstein'ın sözü gibi değil mi? Arılar için mesela arılar yeryüzünden silinirse, nesilleri tükenirse insanlıkta 7 yıl sonra ortadan kalkar gibi. Bu 7 yıl mı da bilmiyorum ama gerçekten arılar da bu ekosistemde çok önemli bir yerde. Yani o tozlaşmayı sağlayarak sadece ürünleriyle bağlı değil ama arılar tozlaşmayı sağlıyor. Yani öyle bir devamlılığı sağlıyor. Yani burada pek çok şey var aslında. Ama ekosistemden önce ben Trafik ve döngü var aslında. evet yani ekosistemden çok daha uzun uzun bahsedebilirdim ama bu atlamayalım diye temaya girmek istemiştim ben. Hani ağaçlardan bahsetmişken tema bahsede tabii çok önemli. O konuda sen daha bilgisayarlısın. Hatta üyeliğin de var galiba. Evet. Yani aslında benim tema ile ilk temasım kızım ortaokuldayken okul adına temaya başvurmuştu ve okul temsilcisi olmuştu. Yani temaya yazmıştı. Hani gençler için de böyle uygulamaları var. Onu da dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için paylaşmış olabilir olalım. Tema hakikaten hem çok köklü bir kuruluş hem de hakikaten çok çok güzel, çok faydalı bir şey yapıyor. Ülkemiz genelinde ağaçlandırılmaya ihtiyacı olan bölgelerin ağaçlandırılması konusunda ve sayfalarına girdiğiniz zaman pek çok seçenek göreceksiniz. Yani mesela birisine doğum günü hediyesi vermek istiyorsunuz. İşte sana doğum gününde şu kadar ağaç hediye ettim diye ona özel mesela bir kart seçeneği var orada. İşte bu doğum için olabilir, vefat için olabilir, doğum günü hediyesi olabilir, işe girme hediyesi olabilir. Yani her şey için, aklınıza gelebilecek her şey için ağaç dikme hediyesi verilebilir sevdiklerimize. Bir kere bunu not etmek isterim ve temada yani bunun çok güzel bir altyapısını kurmuş web sitesi üzerinden. Bir sene kadar önce bu pandemi dolayısıyla eve geçtiğimiz dönemde tabii hepimiz doğanın kıymetini, bahçelerin, işte toprağın kıymetini daha iyi anlar olduk. O süreçte ben de temayla irtibata geçip ne yapabileceğime bakmıştım. Temanın hem öğrenciler hem yetişkinler için ayrı ayrı üyelik süreçleri var. Yani öğrenciler için çok daha uygun bir miktar. Zaten çok küçük miktarlardan bahsediyoruz. Hani mesele para değil burada. Mesele böyle bir niyet içinde olmanız. Bir üyelik ile küçük bir miktar bağış yaparak üye olmuş oluyorsunuz kaydınızı tamamlayıp ve size bir üye kartı, işte bir rozet, böyle yaprak şeklinde güzel bir rozet geliyor. Açıkçası benim niyetim hani pandemiden sonra da işte ilçe temsilcilikleri var, il temsilcilikleri var. Hani böyle bir yüz yüze bir ortam fırsatı olduğu zaman böyle daha etkin bir rol alarak bu sürecin içinde olmaya niyetliyim doğrusu. Şimdilik şartlardan dolayı üye olarak ve bağış yaparak destek olabiliyorum. Ama birkaç sevdiğime ve hatta vefat etmiş birkaç yakınım için ağaç diktirdiğimi ve bunun bana çok iyi geldiğini, hani onların da sanki hani ruhlarına da faydası olacağını düşünerek beni rahatlatıcı bir şey olduğunu ve bundan mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Yani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de hediye düşünürken birileri için, sevdikleri için ya da birilerini anmak için bu yöntemi deneyebilirler diye düşünüyorum. Tema iyi ki var. Yani önümüzde güzel bir seçenek olarak. Evet, dikili ağacımız olsa güzel olur değil mi? Evet. Yani, bu ağaç dikimle ilgili kampanyalardan biri de Geleceğe Nefes kampanyası. Ben de çok güzel bir proje oldu. Geçtiğimiz yılda yani 2020'de de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi.
Her 11 Kasım'da aynı saatte Türkiye'nin her yerinde, her ilinde insanlar bir araya geliyorlar. Aynı saatte herkes bir piden dikiyor. Hatta geçtiğimiz yıl 83 milyon piden dikildi. Ayrıca ağaç sahipleri biliyorsun. Yani hem o etkinliğe katılabiliyorsun. Yani kendinde o etkinliğe katılıp etkinliğin yapıldığı alanlar var. Onları öğrenebiliyorsun. Sana en uygun, en yakın neresi ise. Oraya gidip sen de bizzat kendi ellerinle o fidanı dikebiliyorsun. Ama gidemiyorsan da ağaç sahipleri biliyorsun. Bir saat daha çocuklarla hepimiz birer ağaç sahiplenmiştik. İller de var. Yani dolan iller oluyor. Biz hatta Eskişehir'den sahiplenmiştik. Ankara'da olmuştuk. Yani ben de memleketim olsun diye. Hepimiz birer ağaç sahiplenmiştik. Bence o çok gerçekten güzel ve anlamlı bir etkinlik. Yani her sene yapılıyor. İkincisi yapılmıştı bu sene. 11 Kasım'da devam edecek treninin. Hatta 2020'de dünyaya da açıldı. Bosna Hersek, Azerbaycan, Kosova gibi ülkelerden de katılım oldu. Çok güzel. Böyle yayılan bir girişim olmuş. Evet. Çok güzel. İşte bak, dünyanın iyiliği aslında dünyaya da yayılmış olmuş. Çok güzel. Tarım Orman Bakanlığı'nın gerçekten çok güzel bir projesi. Çok seviyorum. Hani bence hani gidip o etkinliğe bizzat katılamasak bile ağaç sahiplenmek bile yani çok hoş olabilir, güzel olabilir. Güzel bir uygulamaymış hakikaten. Bak ne geldi aklıma sen bunu söyleyince. Böyle ağaç deyince bir konuşurken farkında mısın? Gülümsüyoruz. Yani böyle bir umut veren bir şey var sanki. Hani ağaç hem böyle hayvanlara yuva, hem bize nefes, değil mi? Hem işte dünyanın havasını temizliyor, dünyanın akciğerleri denilir. Böyle bir insanı gülümseten, umut veren bir şey var ağaçta. Bilmiyorum, sen de öyle hissettin mi? Öyle hakikaten. Yani maddi faydasına hakikaten ruh sağlığımız açısından da bence çok faydası var. Mesela böyle her Mayıs ayında erguvanların açmasını böyle beklemezsiniz yani. Hani böyle hani o ağaçların ayrıca hani meyveleri dışında çiçekleri de bence ruhumuzun meyvesi gibi sanki adeta. Ya da işte yani hani türkülerimizde de çok yeri yok mudur? Yani dut ağacının, incir ağacının, söğüt ağacının. Yani mesela önceden insanlar evlerin önünde mutlaka bir söğüt ağacı dikerlermiş. Bunu da yeni öğrendim. Söğüt ağacının hani gölgesinin o güzel görüntüsünün yanında köklerinin suyu temizlemek gibi bir özelliği varmış. Yani aslında eskiden insanlar bunu da bilirlermiş ki hani evlerinin önüne söğüt ağacını mutlaka dikerlermiş. Çok güzel, çok güzel. Mesela ben de şeyi hatırladım. Bizim Sapanca'da bir aile evimiz var. Orada yazları hep beraber toplanmaktan çok keyif alırız. 25-30 yıllık bir ev. Ve taşındığımız günlerde babam o evin önüne küçük bir çınar fidanı ekmişti. Ve şu anda o çınar evden daha büyük, böyle evin bütün gölgesini sağlayan, çok güzel, çok tatlı bir ağaç oldu. Ve hatta biz oraya artık çınar altı demeye başladık. Ve benim ve kız kardeşimin çocukları büyümeye başladıktan sonra mesela babam her kahvaltıdan sonra, o çınar altındaki kahvaltıdan sonra çınar altı dersleri yapmaya başladı mesela bizim çocuklardan. Yani her şeye adını verir oldu aslında o çınar. Dolayısıyla böyle bir çok güzel bir ağacın birleştirici, bütünleştirici bir tarafı oldu mesela. Bizdeki hikayesi de böyle. Ne güzel. Bizim de bir ıhlamurumuz var. Ama daha çok küçük. Benim de yani o büyüdüğünde öyle güzel değil.
mumun ağacının altında, hani o güzel kokunun altında oturmak gibi hayallerim var mesela. Yani biz tabii hani modern dünya, işte yeşil sanayi, yeni hayat şartları falan derken yani farkında bile olmadan artık kirletiyoruz dünyamızı, çevremizi. Hani fark etmiyoruz bile. Yani araba kullanırken bile bunu yapıyoruz aslında. Bir taraftan da belki bunun hani, karşılığında da iyi bir şey yapıp dengelemeli miyiz? Yani belki de öyle öyle bakıp öyle düşünebiliriz. Hani bir fidan bir kere de bunu yapabiliriz belki de diyebiliriz. Bu yine ekosisteme dönmek istiyorum. Çünkü onunla ilgili çok enteresan şeyler var aslında. Hani istersen hani tekrar ekosisteme geçebilirim. Mesela uğur böcekleri geliyor takımı. Yani her şey birbiriyle bağlantılı demiştik. Yani ardıç ağacı, ardıç kuşları falan. Yani uğur böcekleri mesela çok sevimli dedim. Çok severim. Hepimiz çok severiz. Çok güzellerdi. Ama aslında onlar sadece güzel değil. Yani işte hani Söğüt ağacı gibi. Söğüt ağacı sadece güzel değil. Onun bir vazifesi de var aslında. Bir görevi de var. Uğur böceklerin de bir güzellikleri dışında bir görevi varmış. Bitkilere zarar veren yaprak bitleri var. Yani ürün almayı zorlaştıran, bizim gıdaya ulaşmamızı zorlaştıran, çiftçilerin çok büyük bir derdi olan yaprak bitleri. Uğur böcekleri yaprak bitlerini yiyerek besleniyor. Yani onların böyle bir vazifesi var. Ve uğur böceklerini özellikle bu amaçla yetiştirenler var. Mesela Meksika böyle bir proje yapmış. Kesinlikle kimyasal ilaç kullanmayarak uğur böceklerini bir bölgeye yerleştirerek oradaki bitkileri yaprak bitlerinden kurtarmış. Türkiye'de de var. Bir üniversite bununla ilgili özel üretimler yapıyor. Uğur böceklerini kullanmak için biyolojik mücadele de. Yani bunun adı biyolojik mücadele mesela. Yani kimyasal mücadele aslında ürünlere zarar veren de bir şey. Yani ürünleri yiyen bize daha çok zarar veren bir şey. Hani olabildiğince az kullanmak gerekiyor kimyasal maddeleri. Yani bu böcekleri aslında böyle doğal bir koruyucu. Yapraklarından kurtarıyor ürünleri. Sonra ve işte bu bir bu ekosistemi bozmamak gerekiyor aslında. Yani bir bölgedeki bir canlı varlığı azalırsa orada başka şeylerin de dengesi bozuluyor. İşte mesela yine bununla ilgili bir örnek geliyor aklıma. Mavi kelebekler, nadir bulunan kelebek türleri, mavi kelebekler. Ve mavi kelebeklerin tırtıllarının büyüyebilmesi için kırmızı karıncalara ihtiyaç var. Çünkü tırtıllar, mavi karıncalar bu tırtılları kendi yavruları sanırlarmış. Ve onları gördüklerinde alıp yuvalarına taşırlarmış. Ve onlar orada beslenirmiş. Onlar mavi kelebeklerin tırtıllarını besliyorlar. İşte tırtılların da bir sıvısı var. Karıncalar da onları alıyor. Yani böyle bir karşılıklı bir durum aslında. Ve daha sonra işte bu büyüyen tırtıllar artık hani kelebeğe dönüşebilecek hale olgunluğa erişebiliyorlar bu sayede. Sonra sanırım İngiltere'deydi, mavi kelebeklerin yetiştiği bölgede. Bu sistem bozulunca, ekosistem bozulunca kırmızı karıncalar artık bu bölgede yaşayamaz hale geliyorlar. Ve oradan uzaklaşıyorlar, göç ediyorlar daha başka yerlere. Orada kırmızı karıncalar kalmayınca artık mavi kelebekler de orada nesli tükenme tehlikesiyle karşı. Hatta nesli tükeniyor. Yani çünkü kırmızı karıncalar yok, onları büyütecek kimse yok. Bunu fark ettiklerinde ne yapacaklarını düşünüyorlar ve daha sonra işte başka bir bölgeden kırmızı karıncalar, mavi kelebekleri getiriyorlar. Tekrar işte
oradaki sistemi düzene oturtup kırmızı karıncaların yaşayabileceği hale getiriyorlar. Ve yine mavi kelebekler orada büyümeye başlıyor. Bu denge çok önemli yani. Mesela yine bu dengeyle ilgili. Çok önemli ama bir de o kadar güzel formüle edilmiş ki. Şimdi sen anlatırken hep gözümde canlanıyor. Hani mavi kelebekler, kırmızı karıncalar ve çok görsel böyle bir şölen gibi dinliyorum. Hani o döngüyü böyle dediğin gibi uğur böcekleri çok tatlı mesela. Hani her kesim ve her şeyin böyle birkaç fonksiyonu var gibi aslında yani. İşte ağaç hem çok güzel hem gölgesi var ama işte az önce dediğim gibi suyu temizliyor bir taraftan. Hakikaten Orayı çok ilginç ve çok temizliyorlar. boyutlu bir döngüden bahsediyoruz. Evet. Hani bu karbon salınımı çok zarar veriyor ya atmosfere. Yani ağaçların da böyle bir faydası var. Böyle temel bir faydası var. Ama hani topraktan bahsettik ya. Toprak da aslında karbonu çekerek havayı temizleyen bir unsur. Sadece ağaçlar değil aslında o temiz toprak, canlı toprak da aynı özelliği yerine getiriyor. Bu arada yine bu sistem, ekosistemin bozulması ile ilgili önemli bir nokta var. Bence çok gerçekten şu anda Türkiye için ciddi bir konu, önemli bir konu. Balon balıkları, yani nereden buraya geldiğini diyeceksin. Yani bu ekosistem bozuluyor dedik ya, şu anda Türkiye'nin denizlerinde balon balıkları var. Ve aslında bunlar bizim bize ait balıklar değil. Yani normalde burada yaşayan, bizim sularımızda yaşayan balıklar değil. Fakat yine bu sistem bozulduğu için, Kızıldeniz'de yaşayamadıkları için Süveyş kanalı ile bizim sularımıza geliyor balon balıkları. Ve bu balon balıkları çok zehirli bir tür. Gerçekten zehir. Yani asla yenmemesi gerekiyor. Bir panzehir yok. Siyanürden 1200 kat fazla içinde barındırdığı zehir. Ve yediğimizde bundan kurtulma ihtimalimiz yok panzehir olmadığı için. Fakat işte şu anda artık bizim sularımızda bu balıklar var. Ve bu balıkların yenmemesi gerekiyor. Bunun için de çeşitli uyarılar yapılıyor. Yenmemesine dair. Biz bununla ilgili bir kamu spotu hazırladık. Yakında da dolmaya başlar. Böyle bir öncelikli yayında hazırladık. Bunu burada da anlatmak istedim. Çünkü gerçekten çok önemli. Yine bu ekosistemin bozulmasının bir sonucu bu aslında. Yani bizim yabancısı olduğumuz bir balık. Hani tanımıyoruz, bilmiyoruz, yiyebiliriz. Bunun için de işte çeşitli uyarılar, hazırlanan kamu spotları da bunlardan biri olacak. Özellikle ne olduğunu bilmediğimiz balıkları yemeyelim. Yani derisi soyulmuş deniz balığı diye geçen türünü bilmediğimiz balıkları yemeyelim diye de böyle bir araya hani konumuzla biraz alakalı olacak bir şekilde gireyim bu uyarıyı dedim. Ben de ağaçlarla ilgili sen az önce konuşurken şey aklıma geldi. Hani her şey birbiriyle bağlantılı. Bayılıyorum bu cümleye. Her şeyin birbiriyle, hepimizin her şeyle ve birbirimizle bağlantılı olması çok heyecan verici geliyor bana. Ben de geçen gün bir şey okudum. Ağaçların aslında hani kökleri bizim göremeyeceğimiz kadar derinlerde ve ağaçların kökleri aracılığıyla aslında birbirleriyle konuştuğunu, bir iletişim ağda olduğunun bu ağın aynı zamanda birbirlerinden zaman zaman beslenebildiklerini, daha güçsüz ağaçların daha güçlü ağaçlar kanalıyla vitamin ve işte beslenme kaynaklarını alabildiklerini, bazen de bazı ağaçların bu sistemden haksız kazanç diyelim, oradan bazı gıdaları alarak kendilerini güçlendirdikleri gibi aslında biraz hani dünyaya da benzeyen bir iletişim ağları olduğunu okudum ve bu çok ilginç geldi bana, hani toprağın altında neler oluyor görmediğimiz alanda diye.
Bir de yine ağaçlarla ilgili şöyle bir şey okumuştum. Daha doğrusu bunu okumadım, bunu oğlum söylemişti. Böyle gökyüzüne baktığınız zaman, hani çok ulu ağaçlar var tabii. Ama ağaçların aslında gökyüzüne doğru uzadıkları yerde birbirlerine aslında değmedikleri ve birbirlerine alan açtıklarını söylemişti. Çünkü orada hani güneşten ve havadan, yağmurdan vesaire alacakları, belki şu anda hani eksik ve yanlış söylüyor olabilirim ama her ağacın birbirinin alanına saygı duyduğunu ve o beslenme alanını, yukarıdan beslenme alanına birbirlerine müdahale etmedikleri gibi çok hoşuma giden bir bilgi paylaşmıştı benimle. Çok ilginç değil mi? Yani ağaç dedik, bin türlü boyutu var aslında yani. Hem kökleriyle, hem dallarıyla, hem işte bizi beslemesiyle, hem oksijen olmasıyla, hem hayvanlara yuva olmasıyla. Çok boyutlu. Hani gerçekten ruh sağlığı için hani bize iyi geliyor diyorum da aslında bunun daha böyle bilimsel araştırmaları da yapılmış mesela hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocukların ağaçların bulunduğu ortamlarda ciddi oranda iyileşme gösterdikleri ispatlanmış. Hani onun için mutlaka belli süre açık havada ağaçlarla birlikte olmaları tavsiye edilmiş. Bizi de kesinlikle dinginleştirdiği doğru. Yani hatta temas edin derler ya, yani ağaca sarılmanın öyle ruha iyi gelen bir tarafı olduğu da var mutlaka. Yani hani kökünden faydalanılıyor, kabuğundan özellikle faydalanılıyor, hani ilaçlar yapılıyor, meyvesinden faydalanılıyor, yaprağından, tohumundan, yani her şey fayda aslında, her türlü fayda. Yarın bahçeye çıkıp birer ağaca sarılalım o zaman, değil mi? Bu kadar bilginin üzerine, Evet. bu kadar duyduklarımızla ve öğrendiklerimizle de belki bilmediğimiz boyutlarıyla da hayatımıza etkileri var. Evet, ağaçlar. Ben her programda bir şey için bunu söylüyorum, fark ettim ki, ama ağaçlar iyi ki varlar. Yani hani burada da söylemek istedim şimdi. Ve yine hani bir şekilde tema olur, geleceğe nefes projesi olur ya da farklı bireysel etkinlikler olur ama hani kendimiz için de çocuklarımız için de Evet. ağaç sahiplenelim, birer ağacımız olsun en azından diye böyle. Evet. Dediğin gibi farklı seçenek her zaman mümkün. Yani bahçesi olanlar, tarlası olanlar ya da işte belediyeleriyle irtibata geçip bu konuda ne yapabileceklerini öğrenebilir insanlar. Dediğin gibi bakanlığın bu alandaki projelerini takip edebilir. Temaya üye olup fidan dikmeyi ya da hediye etmeyi tercih edebilirler. Pek çok seçenek var bu alanda da. Dolayısıyla dilersen hani hep bir çağrıyla bitiriyoruz ya, bu sefer de ağaca dair hikayelerini ya da ağaç dikmek konusunda nasıl çabalar gösterdiklerini dinleyicilerimizin sorabiliriz bu sefer de. Ne dersin? Evet, bu sefer de böyle bitirelim o zaman. Dünyamıza verdiğimiz, farkında olmadan ya da istemeden verdiğimiz zararları karşılar mı, karşılamaz mı? Yani belki çok küçük bir adım olur ama yine de biz elimizden gelen neyse onu yapalım diyelim. Ve bir tane bile olsa ağaç dikelim. O zaman bu hafta programımızı da böyle sonlandıralım. Diğer programda görüşmek üzere. Hoşça Evet, bu kalın. çağrımızla sonlandı. Görüşmek üzere, hoşça kalın.